Evet efendim, bir canlı yayın akşamında daha birlikteyiz. Bugün -18 Edebiyat Sohbetleri'nin ikinci sezonunda dördüncü programımıza başladık. Şimdi sizlere haber gidiyor yayına başladığımıza dair. Bugün konuğumuz Erkan Bulunmaz olacak. Ailemizin en eski üyelerinden biri. Şimdi sizlere haber giderken ben de birazdan hem biraz -18'den hem de bu sohbetlerden bahsedeceğim. Sonrasında sevgili Erkan'ı yayına alacağım. Bu arada yavaş yavaş haber size ulaştı. Işık, ses, görüntüyle ilgili bana yine bir alttan böyle yorum bölümünden haber ederseniz en azından yayının başındayken çözüm bulmaya çalışırım. Sizlere haber giderken ben de şöyle son notlarımı bir gözden geçireyim. Sevgili Handan Hanımcığım geldi. Yine Gülhan Kitabevi ismiyle sizi görüyoruz ama isminiz de Gülhan'sa eğer artık o şekilde isterseniz hitap edelim. Her programda sizi görmek ayrıca keyifli. Teşekkürler bu arada aşağıdan yorum yapan herkese. Çok teşekkürler. Soner seni de gördüğüm için çok mutluyum. Şimdi Erkan da yayına geldi. Ben müsaadeniz olursa böyle zamanı doğru kullanmak adına birazcık giriş yaptıktan sonra sevgili Erkan Bulunmaz'ı yayına alayım. Efendim hepinize tekrar merhaba, hoş geldiniz. Yusuf ben, Zikzak Grup'ta çalışıyorum. Bugün -18 Edebiyat Sohbetleri'nde ikinci sezonda dördüncü programımıza başlamış olduk. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl Mart ayından Haziran'a kadar yaklaşık 2,5 ayda 25 kadar program yaptıktan sonra bu yıl daha böyle konsept, daha tematik, daha önceden biraz daha çalışıp üzerine kafa yorduğumuz konular hakkında buluştuğumuz ve adına da -18 Edebiyat Sohbetleri dediğimiz bir program dizisine başladık. Tabii bu adını aldığı yer aslında bizim topluluğumuz. Bildiğiniz gibi hepimizin iki tane ortak noktası var. Biri sevgili öğretmenimiz Nevzat Süer Sezgin ki bugün bolca kulaklarını çınlatacağız Erkan'ın kendine seçtiği konudan ötürü. İkincisi çocuk ve gençlik edebiyatına olan merakımız. Altını çiziyorum. Biz bu işin sadece meraklısıyız. Hiçbirimiz alan uzmanı olarak bu programlara katılmıyor ya da yorumlarımızı yapmıyoruz. Hepimiz sadece bu alanı merak eden, o konuyu kendine mesele demiş, kafa yoran insanlarız. O yüzden buluşmalarımızdaki yorumlarımızı lütfen tamamen kişisel görüş ve deneyim olarak bunu bir sohbet olduğunu unutmadan biz konuşmaya gayret ediyoruz. Siz de o şekilde dinlerseniz çok seviniriz efendim. Yayın boyunca da her türlü soru, görüş ve önerinizi chat ekranı aracılığıyla yazabilirsiniz. Bolca katılan arkadaşımız var. Hepinizi gördüğüm için ya da siz bizi gördüğünüz için çok mutlu olduk. Ha, Okan, tamam. Hoş geldiniz efendim. Artık ismen de sizi görmüş olduk. Çünkü yayınımıza çok ciddi katkılar da sunuyorsunuz. Tanıştığımız için de çok mutlu olduk. Bu sohbetler her pazartesi günleri saat 9'da başlayıp 9.30'a kadar yaklaşık yarım saat devam ediyor. Her sohbetin bir konuğu var ve o konuğun kendine mesele edindiği bir tema üzerinde sohbetimizi çeşitlendiriyoruz, şekillendiriyoruz. Bugün de sevgili Erkan'la birlikteyiz. Ben şimdi müsaadeniz olursa Erkan'ı yayını alıp sonra sohbetimize devam edelim. Erkancığım. Yusuf duyabiliyor musun? Evet, hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk, sağ ol. Sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Gayet ışık, ses, görüntü gayet net geliyor. Sevindim. İkimiz için de güzel bir program olsun sevgili Erkan. Bugün Erkan Bulunmaz'la birlikteyiz. Ben Erkan senden önce böyle genel bir giriş yaptım. Sohbetimize daha uzun zaman kalsın diye. Bu programda da benim artık bu yeni sezonda en çok dikkat etmeye çalıştığım şey siz de biliyorsunuz. Konuktan daha az konuşmayı başararak konuğumuzu konuşturmak üzerine. O yüzden daha çok bugün sevgili Erkan'ı dinleyeceğiz. Şunun tekrar altını çizmekte böyle ısrar ediyorum. Bunu da böyle Evet, sık evet, sık evet. her programda söyleyeceğim sevgili Erkan. Biliyorsunuz biz bu işi sadece kendimize merak konusu edinmiş insanlarız. Hiçbirimiz alan uzmanı değiliz. Hepimiz bu konuyla ilgili sohbet yaparak deneyimlerimizi, gözlemlerimizi paylaşıyoruz. Ve bugün de sevgili Erkan Bulunmaz bizimle birlikte. Erkancığım tekrar sana hoş geldin diyeyim öncelikle. Hoş bulduk. Öncelikle herkese iyi akşamlar. Yani 3 dakika öncesine kadar inanılmaz bir heyecanım vardı. Ta ki bu işin meraklısıyız dediğin açıklamayı duyduktan sonra oh dedim kendi kendime. Evet biz bunu dert edindik ama hani birilerine bir şey anlatırken acaba yanlış bir şeyler anlatıyor muyuz?
insanları yanlış yönlendirir miyiz? Çünkü bunlar tamamen bizim fikirlerimiz. Hı. Biz bu fikirler doğrultusunda hareket etmeye çalışıyoruz. Fikirlerimizi genelde beyan ettiğimiz kişi sevgili öğretmenimiz Nevzat Şüer Sezgin. Onun bizim fikirlerimizi alıp yoğurmasıyla birlikte biz hareket eden insanlarız. O yüzden daha acemiyiz. Gerçekten fikirlerimiz doğrultusunda hareket ediyoruz. Bu beni Ben çok rahatlattı. de bu açıklamanla beraber daha da rahatladım. Çünkü böyle bunu sık sık belki konuşup hatırlatmak gerekiyor birbirimize. Hepimiz öğrenciyiz. Bu alanın öğrencisi ve öğrenmeye devam edenleriz. O yüzden chat ekranı bolca kullanabilirsiniz efendim. Soru, görüş, öneri, karşı çıktığınız, desteklediğiniz her türlü şeyle olabildiğince biz oradan görmeye çalışacağız. Sevgili Erkan, bize böyle ısınma turunda biraz kendinden bahsederek istersen güne başlayalım. Tamam. Ben bir aşçıyım. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyorum. Yaklaşık 18 yıllık bir meslek hayatım var. Bununla birlikte eğitime gönül vermeye çalışıyorum. Gönül verdim diyemiyorum. Çünkü çok 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 başındayım ben de bu işin. Eşim sayesinde ben de işte eğitimle birlikte kendi mesleğimi birleştirmeye çalışıyorum. İşte çocuklarda küçük küçük mutfak atölyeleri yapıyoruz. Onlarda bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Tabii bu bizde küçük küçük mutfak atölyeleri diyoruz ama bizde yarattığı etkisi çok büyük oluyor. Bizim kendi gelişimimize katkısı çok büyük oluyor. Onlarla birlikte gelişerek böyle hamur kıvamında yoğrula yoğrula hayata devam ediyoruz. Şahane. İşte bu topluluğun böyle renkli olmasının güzel örneklerinden birisin. Farklı alanlardan, farklı deneyimlerden kişiler bir araya geliyor. Ve ortak noktamız çocuk ve edebiyat olunca da açıkçası çok güzel yerlerden görme şansımız oluyor. Sevgili Erkan, biliyorsun bu yıl Nevzat öğretmenin elinin değdiği, onun bakış açısından ya da onun eğitim programından geçen bir grup meraklı olarak bir araya geldik. Adına da -18 dedik. 18 yaş altı edebiyatı biraz daha merak ettiğimiz, onu daha yoğun çalışmak istediğimiz için -18 edebiyat topluluğu dedik. Sen de bu topluluğun parçalarından birisin. İstersen önce oradan başlayalım. Böyle bir topluluğun içinde olmak nasıl hissettiriyor sana kendini? Böyle bir toplumun içinde olmak gerçekten benim için gurur verici bir durum. Çünkü alanında uzmanlaşmış artık kişiler de var aramızda. Onlardan beslenmek apayrı bir güzellik. Tabii bir de Nevzat hocamız var. Ben onu hiçbir zaman es geçemeyeceğim. Çünkü işte ben Nevzat hocanın oğlunu kızını sayamıyorum, torunlarını bilemiyorum. Dünya kadar bir sürü. Yani ben oğlundan biriyim sadece. Ve bu şansa eriştim. Ve bu benim için mükemmel bir durum. Çünkü tamam ben işte bir şeyleri karalıyordum, yazıyordum, yapmaya çalışıyordum en azından. Ama Nevzat Hoca'nın dokunduğu yerde yapmaya çalışmıyorsunuz, yapıyorsunuz artık. Bu şansa erişmenin güzelliğini yaşıyorum. Bu benim için çok büyük bir şanstı. Çünkü ben bizim mesleğimiz gereği biz sosyalleşemiyoruz aslen. Çünkü aşçılık dediğiniz zaman ya da turizm dediğiniz zaman vaktinizin çoğu bir mutfağın içerisinde başkalarına hizmet şeklinde geçer. Ama ben bu şansı yakaladığımda çok mutlu olmuştum. İşte 16 haftalık bir süreç geçirdim. Yani paha biçilemez. Ben çok zor anlatmak. Sadece var olduğum için orada çok şanslı hissediyorum kendimi. Tam da aslında bugün kendine seçtiğin konu bu olduğu için ben de açıkçası çok merakla bekliyorum bugünün sohbetini. Çünkü senin alan olarak kendine seçtiğin şey, bugünkü tema olarak seçtiğin şey bir yazar eğitmeniyle, Nevzat öğretmen gibi bir deneyimliyle birlikte çalışmanın senin üzerindeki etkileri. Çünkü birçoğumuz yazmaya meraklıyızdır, bir şeyler karalamışızdır ama genelde o dosya aşamasında kalmıştır ya da fikir aşamasında kalmıştır. Ondan sonraki süreçte bunun basılı bir şekilde kullanıcıya ulaşana kadarki aşamada neler yaşandığını çok bilmiyoruz. Ama yayın eviyle yazar adayı, yazar meraklısı arasında şu anda bizim yaklaşık 60 kişilik şanslı bir ekibiz. -18 Edebiyat Topluluğu'nda. Aramızda Nevzat Öğretmen var. Yaptıklarımızı, düşüncelerimizi, fikirlerimizi geliştirebilecek çok önemli bir yeri var. Birazdan onunla ilgili seninle konuşmaya başlayacağız ama yeri gelmişken şunu da söylemeden geçemeyeceğim tekrar. Tabii topluluk olmadan önce bizim bir dolu güzel projemiz başlamıştı zaten. Topluluğun adını koymadan yani ürünlerini yapmaya başlamıştık. Onlardan bir tanesi de Ah Korona, Vah Korona öyküleriydi. Nevzat Öğretmen'in çağrısıyla ki şu anda elinde biraz daha yaklaştırır mısın onu böyle sevgili Hasan'ın o tatlı çizimi, enfes çizimi harika. İçinde 20 tane aile üyemizin öykülerinden oluşan
Evet. Derleme kitap çıktı. Nevzat Öğretmen'in rehberliğinde çıktı. Ve bu cumartesi günü canımız, ciğerimiz, güzel arkadaşımız Yakın Kitap Evi'nde, sevgili Levent Salıcı'nın Yakın Kitap Evi'nde, yakın çocuğun destekleriyle zaten bizimle buluştu. Bir imza töreninde olacak. Çoğumuz orada olacağız. Kontrollü bir şekilde hepimiz böyle giyinip, kuşanıp, maskelerimiz, en güzel maskelerimizi takıp geleceğiz oraya. Büyük ihtimal cumartesi oradayız zaten. Onun artık Evet. kaçarı yok. Evet. Yani ben bu kitabın çok güzel olacağını düşünüyordum ama alıp okuduktan sonra da hakikaten çok güzel olmuş. Öyküler inanılmaz güzel. Yani 20 öyküden ziyade 20 kitap var içinde. O yüzden ben bilmiyorum, ben çok hoşuma gitti. Yani şu proje mükemmel. Gerçekten çok güzel olmuş. Darısı nice güzel projeleri diyelim. Eksi 18'in içerisinde İnşallah. bolca böyle üretmeye devam edelim. Sevgili Erkan, hadi başlayalım istersen. Önce bir önceki merakından biraz daha başlayalım. Yani edebiyatla, yazma ile biraz daha ilgiliydin ve sonrasında su seni, yani kader, macera Nevzat Öğretmen Eğitim Programı'na getirdi. Biraz öncesinden başlayıp istersen programa doğru devam edelim. Merakım benim yaklaşık 20-25 yıl öncesine dayanıyor. Yaklaşık 25 yıldır yazıyorum. Yazmayı çok seviyorum. Hatta hala da bilgisayar kullanmadan yazıyorum biliyorsun. Bıkmadan, usanmadan. Elle yazıyorum hala. Ne kadar böyle Nevzat Hocam kızsa da hala elimle yazmaya devam ediyorum. Çünkü yani şöyle ki benim bütün öykülerim yine de okuyacağım şekilde de el yazısıdır hep. Ben bilgisayar yazısını okuyamıyorum zaten. O yüzden kağıda kaleme dokunmak istiyorum. Benim serüvenim şiirlerle başladı. Önce küçük küçük şiirler, şarkı sözleri, önce başkalarından alıntılar, işte üzerine eklemeler. Daha sonra kendi tarzımı oluşturmaya çalışmam. Sonra tarzımın oluşmasına yardımcı kavramlar derken işte kendimi bir şiir yazar olarak buldum. Yazmaya ben böyle başladım. Ondan sonra yaklaşık herhalde 2 yıl önce Nevzat Hocam'la yollarımız kesiştiğinde ben dedim ki tamam yazıyorum ama ben düz yaz yazıyormuşum zaten. Hani sadece yazıyormuşum. Bir anlamı yokmuş. Nelere dikkat etmem gerektiği, ne yapmam gerektiği, nasıl bir yön vermem gerektiği, hangi kelimeleri kullanmam gerektiği hepsini bir kez daha öğrendim. Ondan sonraki yazdığım şiirler daha da hoşuma gider oldu. Ondan sonra çocuk edebiyatıyla tanıştım ki benim için çok zor bir süreçti. Ben bir yetişkin şiir yazanıyım. Oradan çocuk edebiyatına geçip hikaye yazmak, işte 5 kelimeyi bir satır sayan ben artık 50 kelime, 60 kelime, 100 kelime, 200 kelime derken çoğala çoğala bir hikaye çevirmeye başladım. Ve bunu çocuğa yazmak gerçekten çok zor. Biz Nevzat Hocam'la ilk önce bunu öğrendik. İşte yeterli sözcük, seçtiğimiz sözcükler. Yani o kadar çok şey öğrendik ki sözcük sayısı diye bir şey öğrendim ben. Yani işte hikayeyi biz ödevlerimizi aldıktan sonra hikayeyi okurken dur dediğinde müthiş bir sessizlik. Herkes duruyor. Kaç kelime oldu dediğinde saymaya gerek bile yok. Çok kelime. Sil baştan bir daha oku. Noktalama işaretlerini değiştir. Yani o kadar çok şey kattı ki bu süreç bize. Yazmayı kolay hale getirdik. Aslında biz zoru başarıyormuşuz. Şimdi daha kolay oldu. Ne yapmak istediğimizi biliyoruz. Yani bilmiyorum, bu eğitime bence herkes katılmalı, bu işe gönül veren. Bambaşka bir şey bu. Arkadaşlığı da tabii cevası. Yani istersen oradan devam edelim. Çünkü uzun da soluklu bir programın katılımcısıydın. Bol ödevli, bol fırçalı, bol motivasyonlu. Sence o, yani böyle bir eğitim programının katılımcısı olmanın en besleyici tarafı neydi Erkan? Fikir yaratıcısı olmak. Şöyle ki şimdi biz 16 haftalık bir programa katıldık. 16 hafta boyunca her perşembe bizim kendi atölyemizde biz perşembeleri buluşuyorduk. Her perşembe buluşuyoruz. Konumuzu işliyoruz. Ders bittiğinde Nevzat hocamız bize bir ödev veriyor. Gün oluyor bir kelime, işte gün oluyor 6 kelime, gün oluyor bir mekan adı. Yani çok farklı ödevler, gün oluyor yaratıcılık, tamamen bize kalmış bir şey. Ama hep bir ödevimiz var. 16 hafta boyunca ödevi aldığımız günü saymazsak 6 gün içerisinde yaklaşık 3 sayfalık bir A4'e
Böyle bir yapmamız gerekiyor. Şimdi zaman kısa, yaratıcı bir fikre ihtiyacımız var. Bu bizde bir kere bu fikir yaratıcılığını besledi. En önemli, benim için en önemlisi o. Arkasında ya bu kadar kısa sürede bir şey yazacaksınız ve etkili olacak. Ben hep şey derdim, ya bir haftada hikaye mi yazılır? O zaman biz 16 tane hikaye yazacağız bu atölyeye gelmeden önce. Ben madem her hafta bir hikaye yazabiliyorum, niye bu atölyede varım? Aslında öyle değilmiş. Atölyeye gittikten sonra kamçıları yiyince hikaye yazmaya başlıyorsunuz. İşte nedir? Bir konu var ama zaten nasıl yazacağınızı bilmiyorsunuz. İşte ben ilk ödevimi aldığımda gözleri görmeyen bir adamı anlatacağım. Ve bu yaratıcı bir şey olacak. Ben bunu okurken herkesi düşündürmem gerekiyor. Benim gözlerim doğal olarak açık. Ben görüyorum ama onu hissetmem gerekiyor. İşte burada bir yaratıcılık devreye giriyor, hissiyatımız devreye giriyor. Nevzat Hoca en önce bize bunu kattı. Yani yazabilmenin ne olduğunu anlattı bize. Ondan sonra hikayeler başladığında ufak ufak işte burası olmamış, şu olmamış, şu kelime fazla, bunu çıkaralım, bunu bir daha yapalım, haftaya bir daha getir ödevini, bu olmamış, aa bu çok güzel olmuş. Böyle böyle derken bir anda yazar Gözümde hale geldik. canlanıyor şu anda o sahneler. Ama ben şey yapıyordum, ben Perşembe akşamı fikrimi bulmam gerekiyordu. Çünkü benim biraz hayatım farklı. Ben işte iş yerine gidiyorum. Doğal olarak bir hazırlık sürecim var iş yerinde. Çok yoğun çalışıyorum. Benim dolaplarım var yatık. Kağıt kalemim elimde. Dolapların üstüne koyuyorum. Ara ara işimi yaparken ara ara gidip yazıyorum. Benim bütün 16 haftam o küçük dolabın üzerinde kağıt kalemle geçti. Çünkü ben eve gelene kadar çok geç oluyor. Ben uykusuzluğa dayanamıyorum. Uyumak istiyorum. Uykuluyken aklıma bir şey gelmiyor. Böyle bir karın ağrısı, stres. Nasıl yetiştireceğim? Nevzat Hoca'ya ne götüreceğim falan filan. Ben o dolabın üstünde yazmayı öğrendim. Hatta en uzun soluklu hikayemi de yine o dolabın üstünde yazdım. 74 sayfa. O dolap bana çok şey kattı. Hatta şimdi ben orada değilim. Malum başka bir yere geçtim. Dolabımı özlüyorum. Yazı yazamıyorum dolapta. Taze Yani artık taze benim yazı fikirlerin çıktığı yer. benim yazı yazabilmem için o dolaba ihtiyacım var. Çok iyi. İleride anlatılacak güzel bir hikaye olmuş. İlham nasıl gelir? Evet. İşte herkesin kendi tarzı var gelmesi için. Şahane. Ama ben bu konuda biraz şanslıyım Yusuf. Nasıl şanslıyım? Hani herkes der ya, işte bu işi yapmak için bu işin mutfağına girmek lazım. Ben Ben aslında o işin mutfağındayım. de. Gerçekten her işimi mutfakta yaptım. Benim de Güzel. öyle bir İşte güzelliğim aşçı vardı. olmanın avantajları. Direkt Güzel. işin mutfağındaydım. Hiçbir yere çıkmadım. Erkan, şimdi tabii programın bir tarafı işin yazma kısmı ile ilgiliydi. Ama bir yandan işin yazılmış olana bakış açımızı da belirleyen tarafları şüphesiz vardı. Daha önceden yazılmış kitaplar ve o kitaplara nasıl baktığımız, onun gerçekten nitelikli, doğru, iyi bir kitap olup olmadığı ile ilgili de gerçekten çok sanırım bakış açımızı etkileyen bir taraf vardı. Senin hayatın boyunca çocuk edebiyatıyla, çocuk kitaplarıyla aran nasıldı? Bu program buna nasıl bir etkide bulundu? Yani şöyle söyleyeyim Yusuf, burada artık yani gerçekleri konuşmamızda her zaman fayda var. Çünkü biz benim için hayatta bir zararın bir noktasından dönmek de var. Ben evet okumayı seviyordum ama işim gereği gerçekten vakit ayıramadığım anlar oluyordu. Kitap okumayı biraz herhalde erteliyordum. Yani böyle bir sıkıntım vardı. Bu arada duyabiliyor musun beni? Senin Tabii görüntün tabii. donuyor. Ben gayet iyi duyuyorum seni. Gayet net geliyor. Tamam. Ben ne anlattım unuttum. Kitaplarla arandaki ilişki bir süre. Tamam. Yani daha sonra ben aslında eşim biliyorsun sınıf öğretmeni. Onunla birlikte çocuklara okutacağı kitapları işte kontrol ederken kendim bulmuştum. İlk ben çocuk aslında kitaplarıyla böyle tanıştım. Ama tabii ben sadece doğru yazılmış mı, yanlış yazılmış mı, anlamını bilmediğimiz kelime var mı? Sadece bunlara bakıyordum ve kitabı okuyordum. Genel anlamda hoşuma gidiyorsa hoşuma gitti ya da gitmedi diye yorumluyordum. Tabii biz bunu böyle yaparken Nevzat Hoca ile tanıştıktan sonra kitabın kapağı, arka yazısı, içindeki sözcük sayısı,
sözcüğün anlamı, ondan sonra konunun seçimi, yazılmış yaş aralığı gibi konulara da dikkat etmeye başladım. Noktalama işaretleri. Yani kısacası tam anlamıyla düzgün bir şey çıkarmamız gerekiyordu ortaya. Ben Nevzat Hoca'dan sonra en çok sanırım buna dikkat etmeye başladım. Ondan sonra tabii ben şöyle yorumluyorum. İşte bundan 2 yıl öncesine dönersem 34 yıllık hayatımın Nevzat Hoca'sından öncesinde 200 kitap okudum. Son kalan 2 yılda 300 kitap okudum. Nevzat Hoca bende böyle bir etki yarattı. Yani kitap okudum ben. Yani hem okudum, hem anladım, hem onlardan esinlendim. Ya bana Nevzat Hoca en çok kitap okumayı öğretti, yazmaktan çok. Çünkü biliyorum ki okumamız gerekiyormuş artık. Ben daha önce sadece yazabildiğimi düşünüyordum ama artık okuyabildiğimi de biliyorum. Şahane. Okuyabiliyorum. Süper. Şimdi biraz böyle programın hem yazarlık merakı tarafından bahsettik hem de edebiyata bakış açımızı etkileme taraflarından bahsettik. Peki biraz şimdi senin tarafına gelelim. Yani senin kitabını ne zaman alacağız elimize? O taslak dosyalardan hangi Ben projeler aldım. var? Ben aldım ama size vermeyeceğim. Sağ olsun eşim bana bir doğum günü sürprizi yapmış. Yazdığım dosyayı ki Nevzat Hocam da bunu onaylamıştı. Bu dosya tamamen hazır. Tabii pandemi süreci girdiği için bazı dosyalar askıya alındı. Bu da onlardan biri. Ama eşim böyle bir kitap haline getirmiş. Sağ olsun Hasan Karaca da bu kapağı çizmiş. Çok güzel oldu. Benim üçüncü çocuğum gibi oldu. Süper. Buna bakıp bakıp böyle yeni projelere imza atmak için böyle hevesleniyorum. O yüzden bu beni biraz kamçıladı. Yeni projelere de başladım. Sağ olsun ki buradadır, görmedim katılıp katılmadığını ama Ayfer beni dinliyorsa şayet onunla birlikte bir projeye başladık. 4-5 tane hikaye var. Tadımlık hikayeler diye sadece mutfak içinden çıkan hikayeler bunlar. İşte kelime oyunlarıyla, işte böyle dev meyvelerle, konuşan tabaklarla ilgili yazılan hikayeler. Yani bir işte meyve sevmeyen bir çocuğa meyveyi nasıl sevdiririz? Ya da ne bileyim işte mutfaktaki patlıcanla kim kavga edebilir? Kim Yon mesela işte ismi nereden geliyor? Kim Yon yani Japon mudur? Aslı Hindistanlı gibi. Yani değişik hikayelere, projelere imza atmak üzereyiz. Sağ olsun Ayfer bu konuda çok destekliyor beni. Onun dışında yine bu aralar gündemime aldığım bir ölüm teması var. Ölüm temasını işlemeye çalışıyorum. Yine Ayfer'den destek alıyorum bu konuyla ilgili. Farklı bir hikayeyle gelmek istiyorum yine. Bir tane de okul öncesi çocuklara yazmaya çalıştığım var. Tabii hepsini bir arada yürütmüyoruz ama parça parça aklımıza geldikçe, fırsat buldukça en azından tasarlamaya çalışıyorum. Ben çok mutluyum. Yani iyi ki bu eğitimi almışım ki burada senin hakkını da yememem gerekiyor. Zikzak grubun önderliğinde olduğu için bu iş. Bir nevi bizi Nevzat Hoca ile tanıştıran sensin. Senin aracılığınla tanışmış olduk. Ayrıca sana da teşekkür ediyorum. Çünkü tabii beni zikzağa getiren de eşim. Ona da ayrıca bir teşekkür ediyorum. Böyle böyle bu halka gidiyor. Ama iyi ki orada varmışım. Orada olmanın güzelliğini şu an çok çok fazla fazla yaşıyorum. Biz de sana ayrıca teşekkür ederiz. Yani duygu ve düşüncelerini bu kadar hem gönülden hem samimiyetle paylaştığın için. Çünkü işte insan kendini yalnızca insanda tanıyor. Biz de hepimiz bu Aynen. fikirlerle, bu düşüncelerle büyüyüp besleniyoruz. Bir yandan da şunun da çok hoşuma gittiğini yine söylemem lazım. Hem topluluk içerisindeki kişilerin birbiriyle iletişimde olması, birlikte bir şeyler üretmek için birbirini beslemesi, motive etmesi, tadımlık hikayelerde bence çok yaratıcı bir fikir. Yani mutfak hikayeleri, işte bu yüzden topluluklarda çok renklilik, çok farklı alanlardan, farklı disiplinlerden kişilerin bir arada olması, ortak bir amaç için bir arada olmasının her zaman ne kadar değerli olduğunu hissediyoruz. Ki biliyorsun biz ikimiz öğretmen kulübünde de birlikte çalışıyoruz. Ne kadar farklı, ne kadar renkli, ne kadar ilginç olursa misafirlerimiz, konuklarımız, tasarımcılarımız biz de o kadar o renklerden nasibimizi, payımıza, kısmetimize düşeni alıyoruz. O yüzden üretmeye devam. Biz birbirimizden aslında çok besleniyoruz. Ben bir de bir şey daha eklemek istiyorum. Şimdi hani bakmak mıdır, görmek midir?
İşte o böyle çok tartışılır, baktığın yer gördüğün müdür, gördüğün mü baktığındır. Bu kısımlara çok girmek istemiyorum. Bu tartışma çok uzuyor gidiyor. Şimdi ben bazı hikayeleri yazarken tabii ki de herkes besleniyordur ama doğadan çok beslendim. Çünkü ben bir dönem yaklaşık 2 sene kadar Tısıl Doğal Yaşam Parkı'ndaydım. Doğadan çok beslendim. Mutfakta çok beslendim. Çünkü bizim mutfağımız en az bizim grubumuz kadar renkli. İşte her ürünün kendine has tadı, kokusu, dokusu var. Ve işte bunları ayırt etmek için gözlerinizi kapattığında bile ben de şöyle söylerim hep. Yemeği yaptığım zaman tadına bakma ihtiyacı duymam. Kokusu bana olup olmadığını anlatır. İşte artık şey gibi bir şiiri dinlediğim zaman o şiir midir değil midir artık anlıyorum. Kulaklarım buna yetiyor. Bu yüzden beslendiğim alanlar çok fazla. Ama ben şöyle söyleyeyim. Nevzat Hoca'ya ışık demeyeceğim. Daha kuvvetli bir şey. Projektör gibi bir şey diyeceğim ki. Çünkü en küçük karanlıkta bulduğum şöyle nokta kadar şeylerle biz hikayelerimizi yazdık. İşte ben bir gün sokağa süpüren adamın sayesinde ben bir hikaye yazdım. İşte karşı yaka iskeleye inen bir güvercin sayesinde bir hikayeyi bitirdim ki şu. Gerçekten o güvercin sayesinde bu hikaye tamamlandı. Yani Nevzat Hoca sadece işte bilgi verdi. Evet, bilgi lazımdı ama o bilgiyi duygusallaştıracak gücü verdi bize. Yani ben Nevzat Hoca'yı tanımlarken 1000 yıllık ansiklopedi diyorum. Aç 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 bütün sayfaları. Oku oku oku. Dünya kadar bilgi. Zaten okumayı bilen için rehberin hazır. Yani çok şanslıyız Yusuf. Yani Evet, ben evet. Eksik gerçekten çok olmasın. heyecanlıyım şu an. Eksik olmasın başımızdan. Gerçekten ben de kendimizi o anlamda çok şanslı diliyorum. Sevgili Erkan, zaman bir yandan da su gibi akıp geçti. Şimdi bizim için hazırladıklarını da duymak için meraklıyız ama öncesinde eklemek istediğim bir şey varsa istersen bir toparlayabiliriz. Sonrasında ürünler üzerine konuşuruz. Şöyle ki ben küçük bir hikaye okuyayım. Şiir de okuyacaktım ama belki ona vakit kalmayabilir. Ben bir hikayemi okuyayım. Ben bu hikayeyi yalnız ödevi ilk yazdığım haliyle okuyacağım yine. Daha öncekini de öyle okumuştum biliyorsun. Nevzat Hoca'nın önerilerini işte dinleyip düzeltmiş halin değil de bu benim ilk yazdığım hali. Hani hataları yine varsa affola. Bu çünkü tamamen stajyerlik döneminin ürünü. Daha öğrenci bile değilim o dönem için. Şimdi öğrenciyim çünkü. Kursumu aldım. O benim stajyerlikti. Şimdi öğrenciyim artık ben. Hani Nevzat Hoca'nın öğrencilerindenim artık. O yüzden ben ilk haliyle okumak istiyorum. Hani o anki duygularımı da anlasınlar. Devrik cümleler, bilmem neler vesaire hepsi burada mevcut. Anlaştık. Bunu okuduktan sonra da yorumlarım var yine. Tamam. Tabii belli bir noktaya kadar kimden bahsettiğim belli olmuyor. Yine arkadaşlar tahmin etmeye çalışırlarsa sevinirim. Yıllarca sessizce bekledim. Beni kimse fark etmedi. Birçok arkadaşım ünlü oldu ve onların milyonlarca arkadaşları oldu. Sıra bende artık. Beni kimse durduramaz. Tozlandım bu tahta masanın üzerinde. Ev sahibim yarın İstanbul'a gidiyor. Ne yapıp edip onunla ben de gitmeliyim. Hadi sallan, sallan, sallan. Hop, valizdeyim. Biraz da aşağılara gideyim, tamamdır. Uzunca bekleyiş, itiş kakışlar, kendinden yürüyen yollar derken artık İstanbul'dayım. Heyecandan bantlarımda sarkmalar var. Ama hayallerimin peşini bırakmayacağım. Gideceğim ben de Unkapanı'na. Duyduğuma göre ev sahibim tarih profesörü. Valens su kemerlerini araştırmak için buraya gelmiş. Çok şanslıyım, Unkapanı'na çok yakın. Bir gece otel odasında vakit geçirdik. Güneş doğar doğmaz düştük yollara. İstanbul düşündüğümden daha kalabalıkmış. Su kemerlerine vardığımızda Aysen Hanım kalemini almaya çalışırken çantasının açılmasıyla kaldırımın kenarındaki çimlerin üzerine atladım. Artık özgürdüm. Ama o andan itibaren zorlu bir yolculuk beni bekliyordu. Sulanmış çimlerin çamurumsu dokusu hareket etmemi neredeyse imkansız kılıyordu. Sanırım şöhret basamakları yorucu ve zahmetliydi. Biraz ilerledikten sonra korkularım büyüdü. Kalabalık şehrin ortasında kırılmadan yürümek zordu. Dünya ne kadar kalabalıkmış böyle. Allah'ım çok yaklaştım hissediyorum. Ünlü olmaya az kaldı. İşte geldim. Özdoğan Müzik Şirketi. İyi ama ben şimdi ünlü olmaya geldim desem bana inanmazlar ki. Neyse yılmak yok. Onca zaman bekledim. Biraz daha beklerim. Birkaç gece yapım şirketinin kapısında yattım.
fark edilmeyi bekledim. Ama orada bana benzeyen o kadar çok kaset vardı ki hiç fark edilmedim. 7. günün sabahında tüm şirinliğimi takınmışken ağlayarak bana doğru gelen bir kadın gördüm. Tam yanımdan geçerken güneş ışığının yansıması gözüne vurunca beni fark etti. Eğildi, beni yerden aldı. Tam camın önüne koyacakken dayanamayıp sordum. Neden ağlıyorsun? Şaşkınlıkla bana baka kaldı. Çok iyi bir sesi olduğunu ama yapımcının dinlemediğini anlattı. Aklıma çok parlak parlak bir fikir geldi. Beni al, evine götür dedim. Düşünmeden çantasına koydu. Sarsıntılı yolculuktan sonra evine geldik. Anlat bakalım dedi. Şimdi en sevdiğin şarkıyı bana söyleyeceksin. Ben de kaydedeceğim. Beni yapımcıya yollayacaksın. O da dinleyecek. Ve seni merak edecek, tanışmak isteyecek. Her şey çok güzel olacak. Kadının gözlerinde gülen umutlar belirdi. Hemen harekete geçti. Odasından ses kaydedicisini aldı, geldi. Beni yuvama oturttu, kapağı kapattı. Derin bir nefes aldı, kayıp tuşuna bastı ve söylemeye başladı. Öylesine güzel bir sesi vardı ki ben bile mest oldum. O söylerken hayallere daldım. Herkes bizi tanıyacaktı. Çok ünlü olacaktık. Kayıt bittikten sonra heyecanlı şimdi ne olacak diye sordu. Hemen beni yapımcı şirkete yolla, gerisine karışma. Ertesi sabah dediğim gibi yaptı. Beni sarıp sarmalayıp yapımcı şirketine yolladı. Vardığımda şirket sahibi olayı ilginç buldu ve meraktan dinlemek istedi. Beni kaset çalara taktı, oynatma tuşuna bastı. Bir türlü düzelmiyordu kadının sesi. Sanırım nezle olmuştum. Gerçek sesi veremiyordum. Bir ara ses düzeldi, yapımcıya o kadarı yetti. Yardımcısına sesin sahibiyle iletişime geçmesini söyledi. Ertesi gün kadın oradaydı. Yapımcı defalarca dinledi ve bir albüm yapıldı. Çok ünlü oldu, ben sonra hafta unutuldum. Benim hikayem böyle sevgili disk kardeşim. Artık çok yaşlandım, beni hatırlayan pek kalmadı. İnşallah sizlerin de sonu böyle olmaz. Bu hikaye de böyle. Çok güzel. Böyle un kapanı müzesi Yani gibi müzede geçen bir sohbet. yani Yusuf ben şöyle söyleyeceğim. Burada kaset aslında bizleriz. Biz Nevzat Hoca'nın karşısına geçtiğimizde boş birer kasettik. Biz Nevzat Hoca'yı dinlerken onun bilgilerini kaydettik. Şimdi onun bilgileriyle ara ara kendimizi dinleyip bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani ben kasettim, o da kaset çalardı. Bizi gerçekten doldurdu, güzelce doldurdu. En güzel ses tonuyla bizlere okudu. Biz ara ara onu dinliyoruz, bu işlere imza atıyoruz. Yine söylüyorum, defalarca söyleyeceğim. İnşallah ömrü uzun olur, başımızdan eksik olmaz. Amin. Varlığıyla biz çok işler başaracağımıza inanıyorum. Yani gerçekten ben çok büyük bir nimetin içerisindeyim ve gerçekten şükrediyorum bu duruma. Çünkü dediğim gibi bizim meslekten sıyrılıp da bu işi yapmaya çalışan insan sayısı çok az. Ben oradan sıyrılıp buraya geldiysem bile çok şanslıyım. Hele hele tanıyıp bu işlere imza atıyorsam daha da şanslıyım. O yüzden bunun değerini bilmeye çalışıyorum. Araştırıyorum, okuyorum, bir şeyler yapmaya çalışıyorum ki inşallah bunu becerebilirim. Ben Nevzat Hoca'dan aldığım meşaleyi benden sonrakilere devretmek için elimden geleni yapacağıma da söz veriyorum buradan. Yani benim savaşım artık bu yönde, iyi şeyler yapabilmek. Aslında burada bir şiirim vardı. O da anlamsız savaşın neden yapıldığına dair. Bu tabii benim umudum. Yani arzu edersen okumak isterim yine. Yani aslında duymak isteriz Erkan. Fırsat bu fırsat. Böyle zamanımızı 1-2 dakikalık açtık ama ne olur duyalım. Şöyle ki gölgesidir karanlığın ışık. Sanma ki sadece bir yerde yalnızlık. İçindeki bir umut kadar yakın, ölüm bile son nefese karışık. Gün güneşin esiri, gerçekler gölgende gizli. Bir uzar, bir kısalırsın, sadece insanlığın baki. Ey can, minnetindir baş parmağın, gözün, kulağın, dilin, damağın. Sen yoktan var oldun, nedir bu acımasız savaşın? Varlığın yokluğunda saklı, sen bir anlık, tahtadandır üstü bez, saçaklı, omuzlar üstünde yatağın toprak, sonun karanlık. Yani biz karanlıktan geldik, ışığı gördük, sonra gideceğimiz yer karanlık olduğunu bile bile birçok yeri karartmaya çalışıyoruz. Biz insanoğlu kendine ettiği zulmü hiçbir zaman başkasına yapamıyoruz. Ve bunun da farkına varmıyoruz. Ömür dediğin bir gözü açıp kapatması kadar kısayken
Herkese eziyet ediyoruz. Güzel işler yapmaktan vazgeçiyoruz. İşte ben bu güzel işlere imza attığım için, burada olduğum için gerçekten kendimi çok şanslı sayıyorum. Böyle bir konuşmanın içinde olmak, böyle bir yayına katılmak. En güzeli yani seninle bu konuşmayı yapmak. Mesela sen sustun, ben konuştum. Bayağı çok konuştum. Yani bunu bile becerebilmek şu an benim için mükemmel bir şey. Daha yeni dinliyor çünkü heyecanım. O kadar heyecanlıyım. Harika. İşte onu kaybetmemek gerekiyor Erkan. O Aynen. heyecanımız bence bizi hep besleyen en güzel şey. O heyecanımızı koruduğumuz sürece biz birlikte olmaya devam edeceğiz. Çok teşekkürler bugün bizimle olduğun için. Yusuf, ben teşekkür ederim gerçekten. Dediğim gibi gruptaki tüm arkadaşlarıma ayrıca teşekkür ediyorum. Arada ben hiç sırıtmadan durduğum için, yani Estağfurullah. onların hep bir parçası olduğum için, çok şanslı olduğum için gerçekten sana da tüm grup arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Yayın yine keyifliydi. Yarım saat uzun bir süre gibi geliyor. Hep böyle sanki daha yeni başlayacakmışım gibi geliyor bana. Bitti diyorsun. Bu beni yaralıyor. Bu artık tatlı bir anı olarak genelde bizim 30 dakika sohbetimiz tatlı ve kısacık anılar olarak kalıyor. Ama çok keyifliydi gerçekten üzerine düşünmemiz için bolca soru bıraktın bizde. Bu da bence çok değerli, çok güzel. Ben de her seferinde diyorum iyi ki bu ailenin bir parçasıyız. Vallahi hem katkıların için hem böyle güzel bir akşamı bize yaşattığın için teşekkür ederiz sevgili Erkancığım. Ben teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Efendim, bu programımızın da böylelikle sonuna gelmiş olduk. -18 Edebiyat Sohbetleri bir grup gönüllü insanın çocuk ve edebiyatı kendine mesele edinip her hafta pazartesi akşamları bir araya gelmesiyle oluşan bir program dizisi. Bu yıl ikinci sezonumuzu yaşıyoruz. Toplamda 35 konu ve 35 konuk misafir etmiş olacağız. Mayıs ayının sonuna kadar. Öğretmenimiz Nevzat Söver Sezgin'le başladık. 5 Ekim tarihinde Çocuk ve Edebiyat isimli bir ilk ders yaptık. Bir giriş programı yaptık. Kısmet olursa da 31 Mayıs günü geldiğinde bir son ders yapacağız. Yılı da değerlendireceğiz ve önümüzdeki sezonun hazırlıklarını, planlamalarını sizlerle paylaşacağız. -18 Edebiyat topluluğu tamamen sosyal gönüllü olarak kişilerin bir araya geldiği bir merak alanı, merak topluluğu. Bu yayınlar bu topluluğun projelerinden bir tanesi. Ah korona, vah koronada olduğu gibi ya da Hasan Karaca'nın yeni yakın zamanda yine karşımıza gelecek geliyorlarında olduğu gibi farklı projelerin ortaya çıktığı bir grup gönüllünün buluştuğu yer. Bugün sevgili Erkan'la birlikteydik. Çok güzel bir programın böylelikle sonuna gelmiş olduk. Peki önümüzdeki hafta pazartesi bizi nasıl bir program bekliyor? Hani spoiler'ı Türkçe'ye tam çevirmediler ama böyle sürpriz kaçıran diyorlar sanırım artık onun ismine. Biraz böyle sürpriz kaçıran yapayım. Bugün adı bolca da geçti. Sevgili Ayfer'le birlikte olacağız. Ayfer Demirtaş'la. Ayfer aynı zamanda güçlü bir rehber öğretmen olarak çocuklarla çalışılması zor konulardan deprem üzerine odaklanmıştı. Kendi bir projesinde, bir dosyasında. Dolayısıyla biz önümüzdeki hafta Ayfer'le çocuklarla çalışılması zor konular üzerine biraz odaklanacağız. Onların yapılarına uygun nasıl edebiyatı güçlü bir silah doğru örnek olmadı, güçlü bir kalem olarak kullanabiliriz. Önümüzdeki haftanın pazartesinin konusu buydu. Efendim bu ve bundan önceki tüm yayınlar hem Zikzak Grubun Instagram sayfasında hem de web sayfamız olan zikzakgrup.com'da YouTube kanalımız aracılığıyla yerini alıyor. Oradan da izleyebilirsiniz. Sevgili Erkancığım tekrar çok teşekkürler katıldığın için yayınımıza. Bizi izleyen tüm herkese de bizi evlerine misafir ettikleri için çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.